أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. Kur'an'ı eksik ve yetersiz görenler Kur'an'ı anlamak için farklı kaynaklara başvurdular. Onlar için din, sözde din alimlerinin fetvaları artı Kur'an'ın açıklayıcısı olarak gördükleri siyer, hadis, mezhep kitapları ve benzeri kitaplar artı Kur'an'dan oluşuyordu. Kur'an'ı din alimlerine ve kendi yazdıkları kitaplara muhtaç bırakarak adeta bir şirket dini oluşturdular. Bu şirket dininde dedikodu ve iftira serbestti. Çünkü bizzat kendi yazdıkları kitaplarda peygamber adına iftiralar ve dedikodular yer almaktaydı. Bolca hurafe ve uyduruk keramet hikayeleri uydurmayı da ihmal etmediler. Kur'an'ı anlamak için okumayanlar onu mezar başlarında seslendirmeyi tercih ettiler. Mezar başlarında okunan Kur'an yerini mezarda yatanları ilahlaştırmaya bıraktı. Tüm bu çelişkiler arasında insanların kafası karıştı. İslam'a ön yargıyla bakmaya başladılar. Din adına tüm bildiklerinizi unutun ve Kur'an'a yönelin. Çünkü Kur'an eksiksizdir. En'am suresi 115. ayet. Apaçıktır. Yasin suresi 69. ayet. Detaylıdır. En'am suresi 114. ayet. Sağlam kılınmıştır. Hud suresi 1. ayet. Dinin tek kaynağıdır. Zuhruf suresi 44. ayet. Kur'an sana ve halkına bir mesajdır. Ondan sorumlu tutulacaksınız. Zuhruf suresi 44. ayet. ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك. Efendim şöyle bir kelime yaygınlaşıyor Türkiye'de. Bu bir şerdir. Bu bir şer. Bu çağımızın en büyük mikrop ve bid'atlerinden biridir. Tek bir kutsalımız var, kitap, Kur'an diyorlar. İnneke raufur rahim. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذ۪ينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمْ. Öyle diyordu Yüce Allah. Sadakna. Doğru söyledin Adem. Hakikaten de aynen öyledir diyordu. Şayet diyordu la şekke. Şüphesiz ki eğer ki Muhammed olmasaydı ne sen olacaktın, ne İbrahim olacaktı, ne Musa aleyhisselam olacaktı, ne Nuh aleyhisselam olacaktı, ne de İsa aleyhisselam olacaktı, ne de bu gördüğün kainat olacaktı. Şayet Muhammed olmasaydı hiçbiriniz olmayacaktınız. وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ.
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ Allah'tan gelmiş gibidir Buhari'deki hadisler. Sahabe-i kiram ne yapıyordu? İdrarını ne yaptı? İşte, idrarını bir kaba yapmıştı gece. Yatağın altına koyuyordu. Sonra onu cariyesi, hizmetçi içti. Dedi ne yaptın o? Dökecek diye. İçtim ondan. Cehennemden dedi sağlam bir kaleye girdin daha seni cehennem yer. Kan aldırdı götürdü. Kanını aldırdı dedi ki bunu kimsenin görmeyeceği bir yere göm dedi. Sahabe de gitti onu. Abdullah bin Zübeyir içti. Efendimiz geldi. Ne yaptın dedi. Dedi kimsenin göremeyeceği bir yere gömdüm dedi. Sen içtin herhalde dedi. Peki dayanamadım içtim dedi. Kanın kanımla karıştı. Sana da cehennem haram oldu. Kur'an okurken ağlayın. Ağlayamıyorsanız ağlar gibi yapın. Peki İslam'da recim yoktur. Şimdi bakın hadis-i şerife geldik. Evlilik geçirmişken zina ederse ne yapın dedi. Demeyin. Hani recim tarafı ayette yok. Buhar hadislerinde tatbikatta. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ اُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ Bir Müslüman mürtet olursa, dinden dönerse öldürülmesiyle ilgili Peygamberimizin hadisi var. مُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ İlla ki bir şeyin İslam'da olması için ayette olması şart değil ki. Hadis-i şeriflerde olan da İslam'da vardır. Kur'an zaten bunların hepsini beyana yetmez ki. Yeni yet bu. Kesinlikle erkeklerin kadınlarla, kadınların da erkeklerle tokalaşmaları caiz değildir, haramdır kardeşler. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله Siz neye bakacaksınız? Hocalar size ne anlattı ona bakın. كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ Müzikle ilgili olarak ayet-i kerimelerde, hadis-i şeriflerde ekseri yani hüküm yasak olan. Aslan heykelidir, efendim hayvan heykelidir, kuş heykelidir bunlar hep harama girerler. İnsan heykelidir hep harama girerler. Şu abdesti bozar mı, şu abdesti bozmaz mı gibi konularda mezhepler arasında farklılık vardır ama bu bir rahmettir. Peki şunu duymuştum, bir erkek üç kere cuma namazına üst üste gitmezse nikaha düşer, doğru mu? Yani mazeretsiz olarak hani hiçbir mazereti yok, hiçbir zorluğu yok. Keyfi olarak cumayı terk ederse bazı hadis-i şeriflerde var. Yani imanının o
bu insanın sorgulanacağı ifadesi var. Tehlikeli tabii. Peki. Keyfi olarak Cuma'yı terk etmek doğru. Çünkü Kur'an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in beyanları yani hadis-i şerifleri olmadan anlaşılacak bir kitap değildir. Erkeğin sakalını tıraş etmesi haram olur. Dolayısıyla Hanefi'de satranca da izin yok. Ehli sünnet ve cemaat. Yani ben ve sen ve sen ve sen ve bütün ehli sünnet ve cemaat. Sadık. Bazı vallahi alim dedeki çerçeve dedeki balon dedeki küçük kuş dedeki yazın çünkü diyor ahli sünnet ve cemaat bu mesele raib kezi ve ehli beytin mezhebi de raib bu kezzap bir insan bu yalancı bir insan niye ahli sünnet ve cemaat ayrı acaba ahli beyt ayrı biz ahli beyt biz Hazreti Muhammed'in öz torunu. Biz ehli sünnet ve cemaat. Biz ehli sünnet ve cemaat. Ne? Eğer başka bir söz var. Bu ayrı bu ehli sünnet ve cemaat değil. Bu ehli beyt de değil. Thank you.
know you want me. I need it obvious that I want you to. So put so good to me. Oh, oh, oh. 'Cause I already knew you. Elimizde geldiği müddetçe, rühümüzde, kalbimizde ruh olduğu müddetçe, canımızda can olduğu müddetçe, canımızda ruh olduğu müddetçe, o aile köle olacağız. O aile biz başımızı yere koyacağız, bütün Gavs Hazretleri çocukları bizim başımıza basıp geçecekler. Gene de Gavs'un hakkını eda etmemiz mümkün değildir. Gene değildir. Biz ve siz de ömrümüz boyunca Gavs'un evlatlara kölelik yapacağız. Yapmaya da mecburuz. Üzerimizde farzdır, vaciptir. Ölünceye kadar Gavs'un evlatlarına boyun eğmeye, hizmet etmeye. Onun için hiçbir zaman Gavs'un torunları isterse erkek tarafı, isterse kadın tarafı, hiçbir zaman yüz çevirmeyin. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمْ En sonunda varılan şey, bu evrenle bile biz insanı açıklayamıyoruz. Sonsuz evrenleri üretelim ki bu dünyanın içinde ne kadar... Muazzam bir denge söz konusu. Bakın, hiçmiş... ve bu da ancak Allah Hayır nerede denge anladın? Hadi dengeye dair bir bilgimiz de yok. Hiçbir şekilde nedir yani bir denge. Dengeden bakın, güçlü nükleer kuvveti birazcık değiştirseniz, 10 üzeri %1 değiştirseniz... Yani bakın, şunu mu kastediyorsunuz diyorum. Tek olası ama... hayat biçimi... Hayır, bir şey asla söylenemez. Olamaz değil mi? Şimdi bir dakika ben söyleyeyim. Ya bakın silisyum tabanlı canlı... Hayır, diğer güçlü nükleer kuvvetle oynarsanız hidrojen dışında başka atom çıkamıyor. Ha. Şimdi canlının en basit tarifinde bile canlı etrafına tepkiler veren, çoğalabilen bir varlık. Bu tarzda güçlü nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvetle oynadığınızda öyle bir evren karşınıza çıkıyor ki minnacık uçuşan hidrojenler dışında bir şey kalmıyor evrende. Evet, atom bile oluşamaz yani. Kimya dediğimiz olay başlayamıyor. Ha, eğer ki bu evrenden, sırf hidrojenlerin uçuştuğu bir evren, dikkat edin, herhangi bir atomun bile oluşamayacağı bir evrenden
canlılar ve başka şeyler çıkabilir diyorsanız, o zaman Allah'a inanmamak için çok yüksek bir imana ihtiyacınız var demektir. Buna yani oldukça yüksek bir deneysel bir şey üstelik. Yani nasıl bilinir bu ki? Deneysel olan ne hocam, anlamadım. Yani sonsuz evrenler mi? Evet yani. Hocam şaka yapıyorsunuz herhalde. Hayır, şaka yapmıyorum. Yani enflasyon teorisi diye bir şey var. Hayır. Yani bir dakika, fizikçi olan benim. Big Bang'den geriye gittiğiniz zaman Big Bang'in daha başlığındaki bir takım şeyleri açıklamakta zorluklar çıkıyor. Hocam fizikte enflasyon bunu derseniz teorisi birisi güler yani, eğer deneysel derseniz. Yani çok evrenler, sonsuz evrenler teorisi deneysel derseniz veya kuantum kozmolojileriyle başta yaptığınız gibi kuantum teorisini karıştırırsanız fizik açısından ciddi bir hata olur. Ne? Siz bana fizik mi öğreteceksiniz? Ya ben size fizik öğretmiyorum ama burada yani ciddi bir hatalar var. Siz biraz evvel dediniz ki bu sonsuz evrenlerle ilgili şeyin deneysel bir şey olduğunu söylediniz. Deneysel şu anlamda deneysel. Lütfen şu deneysel an, ne demek? Onu şu anlamda deneysel yoksa Ya eyyühellezine amenuttequllaha veltenzur nefsum ma qaddemet ligadir. Merhaba, ben Edip. Mekke müşrikleri eğer bugün görselerdi Sünnileri ve Şiileri, Nakşileri, Makşileri, Nurcuları, kesinlikle yani bunlar müşriktir diye bunu reddederlerdi. Yani Kur'an'da anlatılan Mekke müşrikleri işte şefaate inanıyorlar. Allah adına haramlar falan filan uyduruyorlar. Bir de uydurdukları isimler var. İşte Lat, Uzzat, Menat, Kur'an. Onların isimleri öyle. Heykeller, heyvalı heykeller falan. Onlar da sonradan Sünnilerin uydurduğu hikayeler. Onlar heykele de falan tapmıyorlardı İbrahim dönemindekiler gibi. Aksine bunlar İbrahim'i izlediklerini iddia ediyorlar. Muvahhid olduklarını sanıyorlar zaten. Vallahi Rabbine ve me künne müşrikin diyorlar. Mekke müşrikleri. Ancak bunlar binlerce kez geçmişler. Haşa. Muhammed peygamberi Allah'ın şeyi yapıyorlar. Ya Allah'ın üzerine de kainatın efendisi. Haşa. Ve nitekim peygamber adına uydurdukları hadisleri Kur'an ayetlerine tercih ediyorlar. Yani Allah'a tercih ediyorlar uydurukları. Ruhbanlarının zaten alimlerini, malimlerini, zalimlerini, alimciklerini, falanca İbni'yi, falanca Ebu'yu dine ortak koşmuşlar ve onların uydurduğu dini zaten Kur'an'a tercih etmişler. Şimdi bu adamı dinleyelim. İsmail Ağa cemaatin demiş. Huzurunda bir an durmak ihlas üzere 150 sene ibadette eftaldir. 150 sene ibadetten eftalmış. Var ya bu an 150 sene duvar yapma şeklinde duracağız. Duvar ya bu an 150 sene ihlas üzere ibadetten eftaldir. Vay zalim herif. İşittiniz mi? İşittiniz mi? Bir an şeyhin önünde, bu şeyh dediği adam kılcı, tüycü, kafasını erkeklerin sakalına, kılına, kadınların saçına, kılına çarşafa takmış. Sarık, sakal, çarşaf, ilkel. Yani Ebu Cehil de Ebu Leheb de sarıklı, sakallıydı. Çarşaflı kadınların, o günkü kadınların çarşaflı olduğuna da inanmıyorum. Hele peçeli hiç mümkün değil zaten, uydurma. Çünkü Kur'an'da Muhammed Peygamber diyor ki, kadınların güzellikleri sizi, seni şey ederse, ilgini çekse bile evlenemezsin diye. Demek ki hem de mümin kadınların güzelliklerini görebiliyor. Yani poşet, kapkara poşet, çarşaf, çuval içerisinde olan bir kadının güzelliğini nereden bulsun? Şimdi bu zalimler uydurdukları bu dinle insanların hem dünyasını berbat ediyor, geriliğe, salaklığa, aptallığa, cehalete mahkum ediyor. Hem de ahiretlerini tabii berbat ediyor, tümüyle kaybediyorlar. Dünyada en rezil insanları durumuna gelmişti. Yani Müslümanız diyenler, Sünniler, Şiiler, Nakşiler, Nurcular falan filan zımbırtılar. Ve Allah çok merhametli yani. Çok daha büyük bir felaket beklenir. Şimdi hesap edelim. Bu adamın söylediğine göre şunu bir hesap makinesiyle hesaplayalım bakalım. Kaç kere bunların şeyhi haşa Allah'tan daha yüce, daha şeyhi değerli. Allah'tan çünkü kaç kat? Allah haşa üstün. Öyle görünüyor. Çünkü çok açık. Bir an bir saniye diyelim. Şimdi 150 yıl kaç gün, bunu şey edelim. Allah
Evet. Okey. Umarım görüyorsunuz. Ben kafanızı sanıyorum bir hayli şey ettim. Şimdi 150 yazıyoruz. 150 çarpı 365 gün, artık yılı unutuyoruz. Çarpı 100-365 şu kadar gün ediyor. Bir gün 24 saat. 24 artık şu kadar saat ediyor. 150 yıl ibadet. Saniye çeviriyoruz. Çarpı 3600 eşittir. Wow! Gördünüz mü? Acaba doğru mu oldu? Bir yanlışlık mı yaptım? 4 milyar 730 bin 730 milyon 400 bin. Acaba yanlış mı yaptım? Bir bu daha adamın iddiasına göre, tabii ki iddia dediğin palavradan işte neresinden uydurduysa, şeyhinin önünde durmak Allah'ın önünde durmaktan bu kadar daha fazla önemli, daha faziletli. 4 milyar 730 milyon 400 bin kere. Şeyhi haşa Allah'tan 4 milyar 700 bin kere o şeyh dediği şu anda değil yani en iyi zamanında ne? وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ. Bilmem kaç salavatı oku, gir cennete. Falan hastalıktan öl, gir cennete. Falan hastalıktan yıkıl, gir cennete. Falanın duasını al, gir cennete. Filanca gün falanı öl. Ziyarete git, gir cennete. Falan gece yarısına kadar uyuma, yani bul karayı, al parayı, gir cennete. Allah'ınızın aşkına, siz kiminle dalga geçiyorsunuz ya? Siz hangi dinden bahsediyorsunuz? Siz emeğe bu kadar hakaret olabilir mi? Bir emek bu kadar horlanabilir mi? Bir dindarlığın içi bu kadar boşaltılabilir mi? Bir dine bundan daha büyük hakaret olabilir mi? Dinin içi bu kadar boşaltılabilir mi? Dolayısıyla burada korkunç bir okus pokus görüyorum. Korkunç bir cambazlıkla yüz yüzeyiz. Bu cambazlığı yapanlar hoca geçinenler. Bu cambazlığı yapanlar bu dinin sırtına sülük gibi yapışanlar. Bu cambazlığı yapanlara bu malı sattıkları insanlar hayır demiyorsa bu cambazlardan nasıl kurtulacak? Allah cambazınızı bol etsin diyeyim. Başka ne diyeyim bu millete? Düşünün, adam resmen din üzerinden GDO'lu bir din satıyor. Genetiği değiştirilmiş organizma gibi bir din satıyor. Dinin içini boşaltıyor, imanın içini boşaltıyor, orucun içini boşaltıyor, namazın, Ramazan'ın içini boşaltıyor ve sana öyle bir iman veriyor ki hiçbir işe yaramayan bir iman, hiçbir işine yaramayan bir iman, seni çekip çevirmeyen, seni düzeltmeyen, seni yönetmeyen bir iman veriyor sana. Öyle bir iman ki sen imanı elinde oyuncak etmişsin, oyun hamuru gibi oynuyorsun. Öyle bir ibadet ki onu oyun hamuru etmişsin, oynuyorsun. Öyle bir namaz, öyle bir oruç ki sana hiçbir yaptırımı yok. Yani gece sabahlara kadar alnın delinse senin üzerinde o namazın hiçbir yaptırımı yok. O orucun, o Ramazan'ın hiçbir yaptırımı yok. Yani namaz kültür fiziğe indirgenmiş, oruç diyete indirgenmiş, Ramazan festivale indirgenmiş, haç dinsel turizme indirgenmiş, umre efendim seyahate indirgenmiş, zekat efendim bir takım kuşa sosyal, çevrilmiş, kuşa eyvallah, çevrilmiş. Eyvallah, bir takım sosyal lobi faaliyetine indirgenmiş. Aman Allah'ım, din ne o zaman? Din ne? Düşünün, bu durumda tabii bunlar yetmiyor. Secdesi çalınmış. Secdesi çalınmış. Nasıl çalınmış? Çünkü getirmiş Allah'la arasına aracıyı koymuş. Allah'la arasına şeyhim demiş, konmuş, kavsım demiş, koymuş, kutbum demiş, koymuş, hocam demiş, koymuş, üstadım demiş, koymuş, aracı yerleştirmiş bir güzel. Allah'ın olan sıfatlardan birkaçını da almış, ona vermiş,
Şimdi amir Allah. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا Kur'an birinin diğerlerinden üstünlüğü anlamına gelen taftile izin vermezken hepsi bir yana o bambaşka bir yana demeye gelen tevahhüde nasıl izin verir? Ya levlâke levlâk lema halaktul eflâk gibi bir yalana, sahtekarca bir yalana nasıl izin verir? Allah Resulüne iftiradır, Allah'a iftiradır, hakikate iftiradır, gerçeğe iftiradır, diğer peygamberlere de iftiradır. Sen olmasaydın alemleri yaratmazdın. Allah alemleri yaratmak için bir şeye mecbur. Alemleri yaratmayı bir şarta bağlamış olabilir mi? Ona son peygamber demişken siz ilk varlık diyorsunuz. Allah'la ip mi çekişiyorsunuz? Allah'la yarışa mı girdiniz? Yani ya Rabbi sen öyle dedin biz de böyle dedik. Haddinizi bilin. Hatemen Nebi, son peygamber. 16 tane peygamberin ismini sayar Kur'an arkasından diyor der ki arkasından onlar hidayet üzere idiler. Ulaike hedallah. فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِ Sen de onların hidayetine tabi ol. Sen de onların izine tabi ol. Arkasından git. Siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Kur'an nankörler. Allah bir şey diyor, siz bir şey diyorsunuz. Allah'ın dediğini hatırlatınca da kendi dediğinize itibar etmeyenleri iftira ile, sapıklıkla, tekfirle suçluyorsunuz. Bütün bu gerçeklerden hareketle fefirru ilallah. Allah'a kaçın yani Allah'ın büyüklüğünü fark edin, sanatının erişilmezliğini görün mesajını içerir. Şimdi bazı ilahiyatçılarımız bilime uzak kalmış ne yazık ki. Şimdi kendileri bilimle uzak kaldıkları için bir de bilime karşı şüpheli bir yaklaşımları var. Çünkü 20. yüzyılda ateizm bilimi kullanarak dine saldırmaya çalıştı. Şimdi bizimkiler biz, bilime mi güvenmiyor, Kur'an'a mı güvenmiyor? Vallahi orası ben suizan etmek istemiyorum da artık nasıl görürsek onu öyle görelim. Bilimsel konulara girersek aman biz perişan oluruz endişesi var. Kur'an'a da aman bu işleri bulaştırmayın var. Ya teoriyle şimdi bilim karşılaştırması yapılıyor. Hani bu bugün böyledir, yarın değişirse Kur'an'ın geçerliliği ortadan kalkar gibi bir tereddüt ortaya konuyor Caner Bey. Ya bunlar şimdi tabii ki bu şekilde şüpheli bakarsalar her şeye, yani Kur'an'daki birçok ayeti de fıkıhta zaman içerisinde ki hükümlerde tartışılmış. Ona biz bugün fıkıhta böyle diyoruz, yarın birisi öyle diyecek diyor zaman ondan da hiçbir şey anlamamak lazım. Zariyat suresinin o ayeti duruyor. Evreni sürekli genişletmekteyiz. Kendileri ne anlıyor diye sormak lazım. Her şey vurgusuyla beraber bir çiftlerden bahsedilme var. Kendilerinin o ayetten ne anlaşılması gerektiğini sormamız lazım. Ne anlıyorlar o zaman o ayetten? Allah açık bir şekilde bu bilimin adeta günümüzde tartışılmaz olmuş verileri, o çiftler halinde standart modeli atomun, evrenin genişlediği de. Yani bu kadar açık şeyler varken bunların farkında olmadan bir de reddediyorlar. Yani bazen konuşuyoruz, reddediyor, sonra biraz konuşuyoruz, bakıyoruz farkında değil bu olayların ne olduğunu. Yani farkında olmadan şeyin, Kur'an'ı bu kadar mucizevi ayet varken, yani bunu tabii ilahiyatçılar kastediyor. Yani nasıl reddediyorsun? Evet. Bir de Allah evren hakkında şimdi nasıl bir beklentidir bu, bunu da anlamak mümkün değil. Yani Allah Kur'an'da evren hakkında bir şey söyleyecek ve Allah'ın söylediklerinden birçok kimse olağanüstülük çıkmasına şaşırıyor.
Yani Kur'an Allah'ın kitabıdır diyor ama Allah'ın kitabında olağanüstülük çıkmasına şaşırıyor. Evet. Ben onların bu durumunda bir olağanüstülük buluyorum adeta. Evet. Yani nasıl bir zihindir diye bir değişik bir olağanüstülük buluyorum. Ne ben bu tür programların sizin gibi bilim insanlarının ortaya koyduğu Kur'an'la hayatı buluşturma çalışmalarının algıların da yavaş yavaş değişmesine vesile olacağından hiç zerre kadar şüphe etmiyorum. Caner 20. Bey... ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا Emin Gayretli diyor ki Zariyat suresi 47. ayeti yazmış. Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz biz onu genişleteceğiz diyor. Hocamız da buradayken. Yani evrenin genişlediğine ilişkin bir başka... Evet, o ayeti başta söyledik. Zariyat suresinin 47. ayeti. Çok önemli bir ayet diye dikkat çekmiştik. Yani bir de bu ayetin söylenmesi en başta vurgulandığım bir öyle kafadan atmayla söylenebilecek bir şey değil. Felsefenin ve fiziğin en ciddi tartışma konularından biri olmuş. Evren ezeli mi, sınırlı mı diye. Ve Kur'an'da bir ayet çıkıyor. Bu ikisi arasında bir model söylüyor. Soralım hocamıza. Yok hocamıza ben açıklayayım. Hocamız da onu bir daha söyler. Evrenin genişlediğini söylüyor. Daha evvel Aristotelesçi fiziğin de etkisiyle birçok kimse evrenin sınırlı adeta demirden sınırlar olduğunu düşünüyorlar. Newton fiziğinin etkisiyle daha sonra birçok kimse evren adeta sonsuzdur diye düşünüyor. Ve evrenin genişlediğine dair böyle bir model Kur'an dışında ortaya koyan bir sistem yok. Bu çok çok olağanüstü. Ne oluyor kardeşim? Hangi şimdi bize efendim siz mezheplere karşısınız. Tabii ki karşıyız. Sonuna kadar. Müslümanları öldüren bu mezheplerdir. Bak diyor ki Allahü Teala, Allah emretseydi onlar şirke düşmezlerdi. Ya da Allah onları mümin yarasaydı müşrik olmazlardı. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا Ya Muhammed, biz seni onların üzerinde koruyucu yapmadık. Sen onlardan hiçbirisini koruyacak değilsin. Senin böyle bir görevin yok. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ Onların üzerinde benim vekilim de değilsin. Yani Resulullah ne Allah'ın bize karşı vekilidir, ne bizim Allah'a karşı vekilimizdir. Bu vekil kelimesini bir yerlerden tanıyorsunuz değil mi? En çok kullandığı yerin arasında tarikatlardır. Bu bizim vekilimiz. O zaman kusura bakma, sen Müslüman değilsin. Başka bir dinin mensubusun. Bu dinin şeylerini kullanıp da milletin canını sıkma. İnsanları kandırma. Hangi dinin mensubuysan git o dini yaşa. Allah-u Teala burada böyle diyecek, sen de orada yok vekil olacaksın. E tabi bunlar Kur'an-ı Kerim'e uyarlar mı? Elbette ki Kur'an'ı kendilerine uyduracaklar. Elbette ki diyecek ki bana ayet okuma. Tabii ki diyecek. Birisi de bana gelmiş ne yap? Kur'an'a inanan bir insan olarak ama Kur'an'a inanmıyorsunuz çoğunuz. Çünkü Kur'an'ı bir sürü uyduruk hadislere, sünnetlere, mezheplere ettiniz, kurban ettiniz. Şimdi bu konularla edeceğiz. Baş kesme, kölelik, cariyelik, mürtet, taşla öldürme, cizle. Bu sünni mezheplerin hepsinde hani hak denilen mezhepler var ya, aslında sünnilik bir mezhep değil, bir dindir. Bu dinin de şu anda kalmış 4 tane mezhebi var, bir din var. İslam'dan tümüyle ayrı, İslam'ın baş düşmanı bir din. İslam'a rakip olarak müşrikler, Ebu Cehiller tarafından, daha sonra gelen müşrikler tarafından, Emevi halifeleri tarafından uydurulmuş bir şey. Ondan sonra Abbasi halifeleri de buna karşı oldu. Bu arada müminler var, sayıları azaldı, katledildiler, öldürüldüler ve sonunda bir bakıyorsun, işte İslam, Katoliklik nasıl? İsa adına ortaya çıktıysa, bütün zulümleri yaptı ve buna rağmen İsa'nın ismini söylüyor. Aynı şekilde bu da Muhammedilik dini oluşturdular.
Allah'ın dinini Muhammediliğe çevirdiler. Muhammed'in dinini ondan sonra İmam-ı Şafii, Maliki, Hanbeli falan filanın dini, falanca filancanın tarikatı, çelişkiler kumkuması, rezalet, felaket her şey var. Ve utanmadan, sıkılmadan siz işi de eleştirebiliyorsunuz. Ama ne zamanki iktidar elinize geçse onun gibi olacaksınız. Şu anda sünnilerin içerisinde IŞİD gibi kafa kesmeyen, cariye edinmeyenler iki bölümdür. Mücahitlerinde. Yani peygamberimizin bile haberdar olmadığı bir şeyden hangimizin haddine düşmüştür ki ve hangi insanın haddine düşmüştür ki ben biliyorum şu tarihte evrenin sonu gelecektir demek. Müslümanlar tabii Kur'an'ı genelde seslendirmek için okuyorlar ne yazık ki. Gerçekten Kur'an'ın anlamına nüfuz etmeye çalışmıyorlar. Kur'an kendi üzerine tedebbür edilmesi, manası üzerine derin derin ince ince düşünülmesini, zihinlere onun geçirilmesini söylüyor. Sadece Kur'an okuyarak havada ses titreşimleri oluşturarak bir sevap almadan bahsetmiyor Kur'an. Şimdi Kur'an bu mantıkla okumadığı için birçok Müslüman bu tip şahıslara kanabiliyorlar. Oysa ruhunu bazı kimselere teslim etmek yerine Allah'ın kelamı varken orada ona güvenle kendilerini Kur'an'a teslim etseler, Kur'an'a kendi zihinlerini inşa ettirseler, o zaman bu sorunların çoğu Müslümanlar için ortadan kalkacak. Ama yani birçok insan bunu gayet açık söylüyor. Siz bu Kur'an'ı anlayamazsınız diyor. Kim oluyorsunuz ki anlayacaksınız? Hemen arkasından ne geliyor dikkat edin. O Kur'an'ı anlayamazsınız şeyin arkasına. Bak Kur'an anlayamazsınız ama falanca Şıh Efendi'yi anlayabilirsiniz. Diyor değil mi? Falanca İlmal kitabını anlayabilirsiniz diyor. Ya sonunda bir şey anlaşılıyorsa. Ya niye bu Allah'ın kitabı olmuyor? Falanca onu okudu o anladı. Ya falanca onu okudu anladı sonra onun anlattığını ben anlıyorsam ben sonuçta bir şey anlıyorum. Ya niye bu? Allah'ın kitabı olmuyor. Aracı de, kurum olmadan olmuyor, anlaşılmıyor yani öyle mi? Tabii bir de Kur'an kendisini böyle mi tarif ediyor? İnsanlara rehber, rahmet, müjde olarak geldiğini söylüyor Nas suresinde Kur'an. Nasıl rehber olacak eğer insanlar anlamıyorsa? Ayetlerin detaylı kılındığı geçiyor. Mübin, açık bir kitap olduğu söyleniyor. Ya ama Kur'an'ı bu söyledikleri şaka mı? Yani Kur'an anlayasınız diye kolaylaştırdık bile. Tabii Kur'an'ı anlamak kastıyla insanlar okumadıkları için... Kur'an size rehber olsun, anlamanız için indir detaylı ayetlerini de anlayamıyorlar. Bu ne oluyor tabii? Çünkü siz Kur'an'a gitseniz, uyduruk tarihler Kur'an'da yok. Şu anda din adına, tabii bunları saymak için ayrı bir program yapın, yapılan birçok rezaletler Kur'an'da yok. O zaman insanları böyle kazıklayamayacaksınız. O zaman birçok insanlar ne yapıyor? Sen gel dinini benden öğren diyor. Sen Kur'an anlayamazsın aslında tercümesi şu. Sen dinini benden öğren. İlmal kitabından öğren. Ya diyor ki işte böyle ilmal kitaplarında göstereyim. Kur'an sevap almak için okunur, anlaşılmaz için değil. Hadisler bile diyor yani sevap almak için okunur. Yoksa hadisler de anlaşılmak için okunmaz. Müslümanlar din bilgilerini ilmal kitaplarından öğrenmelidir diye geçiyor ilmal kitaplarında. Zaten bana göre İslam'ın şu anda içinde olduğu problemlerin en önemli kaynaklarından biri İslam'ı bir ilmal İslamcılığına çevirmiş olması. Bu Türkiye'ye mahsus bir şey mi yoksa? Kur'an'ı anlamını dahi bilmeden mezarlık başlarında ölülere seslendiren sevgili Müslümanlar. Ölülerin arkasından okuduğunuz sure olan Yasin suresinin 70. ayetinin bu Kur'an diri olanları uyarman içindir dediğini biliyor muydunuz? Kur'an dirileri uyarır ve inkarcıları açığa çıkarır. Yasin suresi 70. ayet. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا
Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn fa qalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba. Yahdi ila ar-rushd fa amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَنْ لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ
لَمَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا